Bugün konumuz İttihat ve Tevakki Cemiyeti. Ben Kürşat Yavan, Marmara Üniversitesi'nde yüksek lisans yapmaktayım. Cumhuriyet Tavi Yavan'ımda. İttihat ve Tevakki benim test konum değil fakat liseden beri üzerine araştırma yaptığım ve son dönemlerde de gittikçe popüler olmaya başlayan bir konu. Tabii ki Tungel'e teşekkür ediyorum bana bu şans tanıdığı için ilk defa bu kadar büyük bir kalabalığa konuşacağım. İttihat ve Tevakki... Sadece tarihçiler değil, siyasetçiler, uluslararası ilişkiler okuyanlar bundan da mutlaka duymuşlardı. Çünkü gerçekten Osmanlı Devleti'nin ve Cumhuriyet'in en azından 1960 yılına kadar doğudan etkileyen 1889 senesinde kurulan ve Paris'ten İstanbul'a, oradan da Kahire'ye kadar uzanan, geniş bir yapılamaya sahip olan ve 1909-31 vakasından sonra siyasi parti Olmasıyla birlikte yaklaşık 9 bin üyesi bulunan çok büyük bir teşkilattan bahsediyoruz. Ee, tabii ki İttihat ve Terakki'nin e, siyasi olarak hayatına değineceğiz. Fakat şöyle bir giriş yapmamız gerekiyor. Dediğim gibi başta herkesin duyduğu bir şey var İttihat ve Terakki. Ee, günümüz siyasetçileri dahi yeri geldiği zaman e, ben ne kadar doğru bulmasam bile İttihat ve Terakki zihniyeti diye bir tabir ortaya atıp bunun üzerine ilerleme kaydediyorlar. Ki bunu yapmalarının sebebi de biraz da anlatacağımız meseleler. Çünkü gerçekten büyük tartışmalara sahne olan bir e, cemiyet ve özellikle de Birinci Dünya Savaşı ile birlikte iktidarda olan bir savaş partisi olması sebebiyle de hala tartışma konusu olan ki daha e, geçen günlerde biliyorsunuz Sarıkamış'ın e, ammaları yapılıyordu ve o zaman dahi e, İttihat ve terakki ile alakalı e, söylenmede bulunuyordu insanlar. Bu yüzden bizim de en azından e, benim şahsi görüşüm... E, her Türk genci İttihat ve Terakki'yi kurulduğu tarihten yıkıldığı, halk yıkıldıktan sonra İzmir Sürkasti'nden sonra da tamamen tasfiye oluncaya kadar geçen süreçte en azından e, yarım saatlik bir konu anlatımıyla bilmesini umut ediyorum. E, umarım faydalı oluruz. Şimdi İttihat ve tevakki Cemiyeti'ne aslında bizim ikiye ayırmamız gerekiyor. E, Birçok evresi var, evet 1889 tarihinde, 2 Haziran 1889 tarihinde askeri tıp okulunda kurulan bir örgüt dört kişi tarafından kurulan. Bu dört, kişi İbrahim Tema, İshak Sukuti, Mehmet Reşit Bey ve Abdullah Cevdetli. Bu dört kişi tarafından bir askeri tıp okulunda kurulan bir örgüt e, aradan geçen 30 belki de 40 yıl sonra bir ülke yönetmeye başlıyor. İşte bizim de burada aslında kaçırdığımız nokta şu. İttihat ve terakki nasıl yükseldi? nasıl iktidara geldi? İttihat ve Terakki'nin evreleri nelerdir? Şimdi bizim ele aldığımız ilk konu biliyorsunuz bir de Jön Türkler kavramı var. Fakat Jön Türklerle İttihat ve Terakki birbirlerine ayrı yapı var. Şimdi Jön Türk dediğimiz olay 1865 senesinde Belgrad'da işlerinde Namık Kemal'in ve Ali Suavi'nin de bulunduğu altı kişilik bir grubun piknik yaparken oluşturdukları bir fikir örgütü. Ama iddiat ve terakkiye baktığımız zaman, yeri geldiği zaman siyasi sürkastlar düzenleyen, yeri geldiği zaman da yönetimi askeri bir müdahaleyle ele geçiren bir yapıya doğru evrildiğini görmekteyiz. Çünkü bunlar farklıydı. Aslında buradaki Jön Türk ismini dahi e, onlara koyan yine kendileri değildi. 1897 senesinde Genç İtalya Derneği'nden alınarak bir isim konulmuştu. Genç İtalya Derneği'nin de kökenleri e, 1808 yılında, başlayan bu Gevilli Hareketi'nde 1842 senesine gelindiği vakit çoğu kişinin belki de dünya Gevilla tarihinde bir numara olarak andı. Garibaldi'nin abisi Mazzini tarafından ortaya atılan genç İtalya'nın bir Osmanlı versiyonu şeklindeydi. Buna da genç Türkler dönüyordu yani Jön Türkler. Fakat bu yapı iddiat ve tevakki dediğimiz oluşumlar çok çok farklı. Az önce dediğim gibi 2 Haziran 1889 tarihinde askeri tıp okulunda kurulan bir örgüt fakat ilk zaman kurulduğu vakit ismi İttihat ve Terakki bile değil. Aslında ismi e, Osmanlı İttihat yani İttihat Osmanlı Cemiyeti şeklinde geçiyor. Hani ilk aşamada bile İttihat ve Terakki ismini kullanmıyor. Tabii ki de örgüt kurulduğu zaman e, ilk aşamada doğrudan Sultan II. Abdülhamit'e karşı bir hareket girişiminde bulunmuyor. Çünkü küçük bir örgüt ki ne zaman ki gittikçe yayıldı tıpkı 68 kuşağı gibi hızlı bir şekilde yayıldı. Yayıldıktan sonra da 1894 senesinde askeri tıp okulunun bütün yüksek okullarla tek bir çatı altında toplanmasıyla birlikte İttihat-Osmanlı Cemiyeti de ilk soruşturmasına geçiyor 1894 senesinde. Tabii ki de bu bir süre sonra İttihat ve Terakki'nin daha da güçlenmesine ve bugün dahi konuşulan dış destek diye bahsettiğimiz meselenin de ortaya çıkmasına sebep oluyor. Neden? Çünkü bir soruşturma geçiren örgüt birçoğu o dönemde yurt içinde barınamayacağını anladığı için yurt dışına gidiyor. Tabii ki de aslında bunun bir öncülü var. O da Ahmet Rıza. Şimdi Ahmet Rıza katı bir pozitifist ve önemli bir insan. Neden önemli bir insan? İşte o Jön Türk diye bahsettiğimiz İttihat ve Terakki olmadan önceki yapının içerisinde Avrupa'ya giden ilk isimlerden bir tanesi ve 1894 senesinde soruşturma geçirildikten sonra da yurt dışına giden e, örgüt üyeleri doğudan Ahmet Rıza ile bir iletişime geçiyorlar. Ve Ahmet Rıza 1895 senesinde İttihat ve Terakki'nin yani konuşmaya başlamamız gereken konunun İttihat ve Terakki'nin ilk nizamnamesini yazıyor. Bir 33 maddelik nizamname sonucunda cemiyetin ismi e, değiştirilerek Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti yapılıyor. Aslında burada e, Ağustos Comte'den etkilenen Ahmet Rıza'nın konuyu değiştirip nizam ve terakki şeklinde yapmak istediğini biz belgelerde görmekteyiz. Fakat tabii ki de o İttihat ismi benimsendiği için buna karşı çıkılıyor ve 1895 senesinde, örgütün ismi Osman İttihat ve Terakki Cemiyeti oluyor ve ilk nizamnamesi yazılıyor. Bugün ilk nizamnamenin birinci baskısını biz bulamıyoruz. Fakat 1897 senesinde Kahire'de yazılan birinci baskı şu an günümüzde hala geçerliliğini koruyor. Hatta bir ara satışa bile çıkartılmıştı. Biz bu nizamnameye baktığımız zaman aslında Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin neden kurulduğunu açık ve net bir şekilde görüyoruz. Engellenen bir hürriyet var, adalet ve müsabat eksikliği var. Bunları tamamlamak maksadıyla bir cümle kadın ve erkek Osmanlı adına oluşan bir cemiyet ortaya koyuyor. Ki bu da aslında Osmanlı modernleşmesinin önündeki en güzel örneklerden bir tanesi. Neden? Her ne kadar Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne kadın üye girmese dahi, kendi nizamnamesinin birinci maddesinde kadınların da cemiyeti üye olmasına bahsetmesi aslında İttihat ve Terakki'nin ilerleyen süreçte de sürekli olarak gündemi taşıyacağı bu modernist hareketlerden ilkiydi. Tabii ki İttihat ve Terakki'nin Ahmet Rıza önderliğinde 1895 senesinde bazı çalkantı içerisine girdiğini görüyoruz. Peki neydi bu çalkantılar? Günümüzde söylenenin aksine İttihatçılar ilk aşamada kesinlikle herhangi bir darbe yapmak maksadıyla Veyahut Osmanlı'ya karşı bir harekete girişmek maksadıyla ortaya çıkan bir örgüt değildi. Bunu nereden anlıyoruz? Bunu da Mizancı Murat'tan anlıyoruz. Kendisi Kahire'de buna, İttihat ve Tevakki'nin Kahire hücresinde yerleşmiş ve iktidara giden yolu şiddetle ele geçirme taraftarı olan biri ve kendi yandaşları da başta Kahire ve İstanbul hücreleri olmak üzere bu kişiler de Ahmet Rıza'nın itidalli politikasına karşı çıkıyorlar. Çünkü devrime giden yolda bir şekilde bir ihtilalin yapılmasını ve yani de, deyim bir yerindeyse tabirim caizse kanlı bir şekilde iktidat ve terakki iktidar olmasını istiyorlar. Ki bu maksatta Ahmet Rıza'ya karşı bir e, muhalefet geliştiriyorlar. Biz 1896 senesine itibaren bir sene süren iktidardan sonra Ahmet Rıza'nın e, Meşveret ile birlikte İttihat ve Terakki'nin başkanlığından çekildiğini ve yeni başkanın Mizancı Murat olduğunu görmekteyiz. Tabii ki de Mizancı Murat'ın İttihat ve Terakki'nin başına geçmesiyle birlikte işle işler gibi gitmiyor. Ve 1897 senesinde İttihat ve Terakki'nin İstanbul hücresinin e, Sultan II. E, Abdülhamit'e karşı giriştiği başarısız bir darbe girişiminden sonra ikinci bir defa bir soruşturma geçirmek zorunda kalıyor İttihat ve Terakki. Tabii ki de bundan sonra biz İttihat ve Terakki'nin o birinci evresinin gittikçe çözülmeye başladığını görüyoruz. Neden? Çünkü 1897'nin Temmuz ayında Savayla birlikte iddiat ve terakki arasında bir anlaşma sağlanıyor var darbe girişimi hemen aldığından. Ve darbe girişiminden dolayı tutuklanan birkaç kişinin serbest bırakılması, affedilmesi koşuluyla Sultan Abdülhamit'le iddiatça bir anlaşmaya giriyor. Buna da Anlaşması deniyor tarihte. Bu anlaşmanın akabinde tabii ki de bu af dediğimiz olayın geneli Sultan II. Abdülhamit'in politikası olarak sürülmekle affediliyor. Yani o, o zamanki Sultan II. Abdülhamit'in e, bakış açısı buydu. Affetmek, öldürmek yok. Fakat sürmek var. Uyguladığı politika da zaten buydu. Bundan sonra biz İttihat ve Terakki'nin hızlı bir şekilde çözüldüğünü görüyoruz. Neden? 1898 senesinde İttihat ve Terakki'nin kurucularından doğan İshak Sukuti e, ve Abdullah Cevdet'in içinde bulunduğu üç kişiye çok yüklü miktarda saray tarafından para veriliyor. Ve bunun üzerine de Madrid'de ve e, Berlin'de bu iddiatçılara makam mevki bahşediliyor Sultan II. zamanından. Tabii ki de bu iddiat ve terakkinin yine hızlı bir şekilde çözüldüğünün en büyük örneklerinden bir tanesiydi. Tabi ee, tabii ki iddiat ve terakkinin çözülmesi 1902 1. Jön Kongresi'ne kadar durmadan devam ediyor. 1. Jön Türk Kongresi Prens Sabahattin ve Lütfullah Beyler'in organizatörlüğünde Paris'te 4 ve 9 Şubat 1902 tarihleri arasında toplanıyor. Fakat şunu belirtmekte fayda var. Prens Sabahattin kesinlikle bir iddiaçı değil. kardeşli de bir iddiaçı değil. Çünkü yeminli iddiaçı var, değiller. Ve bu Jöntrik Kongresi'ni düzenlemelerinin en büyük sebebi de kendilerinin 2. Abdülhamit'ten kaçıp Avrupa'ya giderek oradaki muhalifleri tek bir çatı altına toplamak istemeklerinden kaynaklanmaktaydı. Böyle bir hamle yapıyorlar. Ve 1902 tarihinde 1. Joint Kongresi toplanıyor. Tabii ki bu ittihad ve tevakkuk için büyük bir felaketle sonuçlanıyor. Çünkü biz ittihad ve tevakkukun o tarihte bölündüğünü, tamamen ayvadığını görüyoruz ki Pensabattin eee Taşnak Süttün cemiyetiyle birlikte bir anlaşma yapıyor ve bizim 1908 yılındaki ikinci meşrutiyette iddiatçıların sürekli uyguladıkları şiddet politikasının da 1902 senesinde 1. Jönet Türk Kongresi ile birlikte kabul edildiğini görmekteyiz. Ve bu iddiat ve terakki tamamen bölüyor ve Prens Sabahattin Osmanlı Hürriyet Pervan Cemiyeti ile birlikte yeni bir oluşuma giderken Abdullah Cevdet de kendi teşkilatını kuruyor ve asıl iddiat ve terakki diye bahsedeceğimiz içerisinde Yusuf Akçuhan'ın da olduğu, Ahmet Rıza'nın da olduğu, Doktor Nazım'ın da olduğu grup ise kesinlikle Ermenilerle bir iş yapılması karşı çıkarak tamamen İttihat ve Terakki ile bağlarını kopaltıyorlar. Ki ne zamana kadar bu da 1906 senesinde Osmanlı Hürriyet Cemiyeti'nin kurulmasına kadar. Osmanlı Hürriyet Cemiyeti ki bizim aslında asıl İttihat ve Terakki diye bahsetmemiz gereken Babali Baskını'nı gerçekleştiren, ikinci Meşrutiyet'i ilan eden, Osmanlı ordusunu gittikçe gençleştirmeye yönelik hamleler yapan Aynı şekilde Birinci Dünya Savaşı'na girmemize de sebep olacak olan ekibi asıl şeyini biz 1906 yılında kullan Osmanlı Hür Hürriyet Cemiyeti'nde görmekteyiz. Aslında Osmanlı Hürriyet Cemiyeti ilk kurulduğu zaman her ne kadar bazı tarihçiler ve bazı yandaşlar tarafından dış destekli olarak tabi edilse de böyle bir şey yok. Bunu nereden anlıyoruz? Bunu da yine belgelerden anlayabiliyoruz. Çünkü cemiyet kurulduğu zaman ilk başta ismini Hilal Cemiyeti olarak koymayı düşünüyor. Ve bunu koyduktan sonra da o dönemdeki konsolosluklara giderek yeni bir teşkilat kurduklarını belirtmek istiyor. Fakat başvurdukları İngiliz, İngilizler, İngiliz konsoloslukları, Fransızlar kesinlikle bir yardımın Osmanlı Hürriyet Cemiyeti'ne ve onun kuracı olan Hilal Cemiyeti'ne yardımda bulunmayacaklarını söylüyorlar. Ve bunun da akabinde zamanında daha İttihat ve Terakki'nin ilk evresi olduğu zaman da Paris'ten İstanbul'a gönderilen İttihat ve Terakki'nin yasaklı dergilerini de aynı şekilde Sultan II. Abdülhamit'e götüren kişi de İngilizlerin kendisiydi. Biz bütün bu belgelere baktığımız zaman aslında ola sanıldığı gibi İttihat ve Terakki'nin dışarıdan bir destek aldığını görmüyoruz. Neden görmüyoruz? Bunun en büyük örneklerinden bir tanesi de yapılandırmalarını baz aldıkları Karbonavilerin ve Rus nihilistlerinin o dönemde etkin bir yapılanmaya sahip olmadıklarından görüyoruz. Çünkü <laughs> İttihat ve terakki aslında hücrelerle yönetilen bir teşkilattı. Ki dediğim gibi Paris'ten Kahire'ye kadar çok büyük bir yapılanmaydı. Aklınıza gelebilecek bütün şehirlerde hücreleri mevcuttu. Ki zaten Osmanlı Hüviyet Cemiyeti'ni kuran Talat Paşa da bu Rusçuk hücrelerinden bir tanesinde üyeydi. Ki büyük bir cemiyet ve bu hücreleme sistemini karbonarilerden almış vardı düşünce yapısı olarak da Rus nihilistlerinden etkilenmişlerdi ki Rus nihilistlerine etkilenilmesinin sebebi de bazı kaynaklarda Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin kurucularından olan Hüseyinzade Ali'nin Lenin'in abisiyle birlikte Petersburg'da okuduktan sonra o fikirleri aldığı yönünde söyleniyor. Doğru Petersburg'da okudu Hüseyinzade Ali ki kendisi Turan kelimesini ilk defa kullanan kişidir ki literatüre sokan da yine kendisi de soy isim olarak da Turan soy ismini almıştır. Kendisi evet Rus etkileniyor fakat İttihat ve Terakki'nin kurucusu olduğu ve doğrudan onları da etkileyebilecek bir düzeyde olduğundan ne yazık ki söz edemiyoruz. Bu da ufak bir ayrıntı olarak verelim. Şimdi dediğim gibi herhangi bir dış destek yok. Karbonavilerden ve Rus Nihilisinden etkilenme var. Yeni bir teşkilattan mı oluşturulacak ve 1906 senesinde Osmanlı e, Hürriyet Cemiyeti kuruluyor. Peki sonra o sırada Pavis'te bulunan Ahmet Rıza ile Doktor Nazım avacılığıyla bir şekilde irtibata geçiliyor ve Paris'te bunu Ahmet Rıza'nın kendi grubuyla birlikte Selanik'te bulunan Talat Paşa'nın grubu birleşerek Osmanlı Terakki ve İttihat ismini alıyor. İşte günümüze kadar konuşmamız gereken o asıl yapı da böylece ortaya çıkmış oluyor. Peki sonrasında burada ikinci meşrutiyete giden bir süreç var. Aslında İttihat ve Terakki, 1908 ikinci meşrutiyet ben sonla ittihad ve tevakki ismine kesin bir dönüş yapacak. Ondan önce tevakki ve ittihad ismini kullanıyor. Ve aslında bizim 1908 senesinin Şubat ayında Selanik Hukuk Mektebi'nde okuyan 10 tane öğrencinin hafiyeler tarafından gözaltına alınıp tekrar gizli bir cemiyet olan İttihad ve Tevakki'ye bir soruşturma açıldığını görüyoruz. Aslında ikinci Meşrutiyet'e giden süreç böylece başlamış oluyor. Tabii ki de e, Manyeser'de Refik Vefik Bey'in de araya girmesiyle birlikte kendisi de mason olan iddiaçı bir tanesidir. Bu hukuk öğrencilerine karşı açılan soruşturma örtbas ediliyor ve iddia ve terakki bu andan sonra harekete geçerek artık meşrutiyeti ilan edilmesi gerektiğini farkına varıyorlar. Fakat e, bu gevilli haplerinde de kesin bir kuraldır. E, sonbahar ve kış zamanlarında genellikle isyan edilmez. O yüzden İttihat ve Tevakki en azından Mayıs ayına kadar, ilk kadar bir şekilde bekliyor ve Mayıs ayında ilk defa e, resmi olarak bir duyuru yaparak, e, Düveli Muazzama diye bahsedilen büyük e, büyük devletlere bir duyuru yaparak kendisinin açığa çıkmasını ve kendini tanımasını istiyor. Biz burada yine Düveli Muazzama diye bahsedilen devletlerin e, İttihat ve Tevakki'nin e, gönderdiği lahiyalara önem vermeyip İttihat ve Tevakki'nin yine tanımadığını ve geri çevirdiğini görüyoruz. Bu da ikinci meşrutiyetin ilan edilmesinde aslında yine bir dış desteğin olmadığını gün yüzüne seven bir olay. Vaka, İttihat ve Terakki'nin harekete geçip bir ihtilal gerçekleştirme isteğine bulunmasının bir sebebi de Sultan II. Abdülhamit'in Selanik başta olmak üzere Rumeli bölgesinde güçlü bir hafiye yani casusluk ağı kurarak İttihat ve Terakki'nin hücrelerine karşı bir sızma hareketi düzenlediğini görüyoruz. Ki bu sızma hareketini düzenlemek isteyenlerden bir tanesi de Selanik polis müfettişi Nazım Albaydı ki kendisi İttihat ve Terakki hakkında çok büyük, geniş kapsamlı bir cümle hazırlamıştı ki Kazım Karabekir'in yazdıklarına baktığımız zaman da e, kendi ve tevakkinin aslında bu olayla itibaren iyice tetiklendiğini ve bu yüzden kendi varlığını korumak maksadıyla ikinci meşrede giden süreci başlattığını da söylüyor. söylüyor. Bize bu açıdan baktığımız zaman 11 Haziran tarihinde Nazım Albay'a kendi evinde Enver Paşa'nın ileriki zamanında Enver Paşa olarak anılacak olan Enver Bey'in hazırladığı bir suikast planıyla birlikte bir suikast düzenlendiğini görmekteyiz. Tabi ki de bu İttihat ve Tevakki'nin yaklaşık 15 suikastinden sadece biriydi. Hatta ilkiydi. Tabii ki de Nazım Albay bu suikastten sağ çıktı ve Cunali'ni 2. Abdülhamit'e gönderdi. Tabii ki İttihat ve terakki bundan itibaren ki 2. Meşrut'u ilan edilmesinde ilk daha çıkan ki 24 Haziran 1908 tarihinde Enver Paşa'ydı. Ama asıl olarak ikinci meşrutiyeti başlatan olay 3 Temmuz 1908 tarihinde Vestili Niyazi'nin daha çıkmasıydı. Onun da biz daha çıkma sebebini kendi hücresine sızan bir hafiyeden şüphelendiği için olduğunu görmekteyiz ki o hafiyeyle suikast düzenlediler ve onu da öldürdüler. Ki o hafiyenin sızmasıyla birlikte iddiaçlığın artık tamamen harekete geçmek maksadında olduğunu, çünkü kendi nefsi müdafalarını gerçekleştirmek istediklerini görüyoruz ve 3 Temmuz e, 1908 tarihinde iddiaçı var Vesteli Niyazi daha çıktılar. Bazı kaynaklar iddiaç ve tevakkinin Vesteli Niyazi'ye 3 Temmuz'dan çok sonra e, ulaştıklarını ve o dağa çıkma isyanını İttihat ve Tevakkiye'nin sonradan sahiplendiğini yazıyor. Fakat aslında bunda tam bir doğruluğu yok çünkü e, her ne kadar tarihi açıdan güvenilir olmasa bile biz bazı o dönemde günlük gibi yazılan hatıratlara baktığımız zaman Resul'in yazdığı aslında bunu bilerek İttihat ve Tevakkiye adına gerçekleştirdiğini görüyoruz. Ama tabii ki de hatıratların tarihi açıdan bir güvenilirliği yoktu. O yüzden doğru onu da baz alamayız. Tabii ki de 3 Temmuz tarihinde 1908 tarihinde daha çıkmasın hemen aldığından birçok subay kendisini takip ediyor. Aslında iddiatçı var burada. ikinci meşrede giden sürecin bir yıl süreceğini tahmin ediyorlar. Ve bir yıllık bir teşkilatlanma yapıyorlar. Neydi bu teşkilatlanma? Mesela senet karşılığında silah alıyorlar. Kendi vergi sistemlerini kuruyorlar. Kendi adalet düzenlerini oturtuyorlar davalda. Ve ona göre hareketlenmeler yapıyorlar. Fakat bu isyan tahmin edildiği gibi bir yıl sürmedi ve resmi olarak 24 Temmuz tarihinde yani 21 gün sonuna Sultan II. Abdülhamit tarafından meşrutiyet ilan edildi. Tabii ki Sultan II. Abdülhamit'in ilan ettiği meşrutiyet sadece göstermelik bir meşrutiyetti. Çünkü zaten iddiaçı var. Başta Enver Bey olmak üzere 22 Temmuz 1908 tarihinde köprüde meşrutiyeti kendileri ilan etmişlerdi. Daha sonra Manastır ve Selanik de bunu takip edecekti. Tabii ki de aslında ikinci meşrude giden süreçte biz e, ikinci Abdülhamit'in birazcık şartları zorladığını görmekteyiz. Nasıl şartları zorluyor? Mesela Mahir Paşa'yı görevlendiriyor ve üçüncü olduğunu denetlenmesini istiyor. Çünkü ikinci e, Abdülhamit üçüncü olduğu içerisinde bir iddat ve terakki yapılanmasının olduğundan şüpheleniyor. Ve onları bu şekilde dizginleyerek e, olayları yatıştırabileceğini düşünüyor. Aslına aslında bakınca haklı. Çünkü üçüncü oldu içerisinde gerçekten güçlü bir iddiat ve terakki örgütlenmesi vardı ki Nazım abayı düzenlenen suikastine sebeplenen bir tanesi de üçüncü oldu içerisindeki birçok kişinin alıkonulması ve, on, ve ondan çok uzun bir süre boyunca savunmamasıydı. Ve bunun akabinde özellikle 7 Temmuz tarihinde Şemsi Paşa'nın da gönderilmesi ki Şemsi Paşa avaylı bir e, askerdi. O dönemde avaylı mektepli ayrımı vardı ve İttihat ve Terakki'nin ekseviyeti e, mekteplidir. Fakat Sultan II. Abdülhamit'in yanındaki askerlerin bir çoğu da avaylıdır. Aslında İttihat ve Terakki ile o sürtüşme avaylı mektepli ayrımından da başlayan bir şeydi. Tabii ki de Şemsi Paşa'nın 7 Temmuz ki kendisi fevik mütbesinde olan bir e, insandı. Manastır'da Sultan II. Abdülhamit'in en güvendiği adamının da iddiatçı tarafından öldürülmesinin akabinde aslında işlerin ciddiye bildiğini Sultan II. Abdülhamit birazcık anlıyor. Ki bunun akabinde gittikçe halkın da güçlenerek bu isyana destek vermesi. Bunun dışında 3. oldunun İstanbul'a yürüyüp 2. E, ikinci Abdülhamit'i tahtından edeceğine dair telgraflar göndermesi de ikinci Abdülhamit'in artık tamamen 24 Temmuz tarihinde meşruti ilan etmek zorunda kaldığını gösteriyor. Tabii ki de meşruti ilanından hemen sonra 93 Harbi ile birlikte yaklaşık 32 yıl boyunca kapatığa meclis de açılıyor. Kanunu esasıyla tekrar yürürlüğe giriyor. Ve iddiatçıların o amaçladıkları hüvvet, adalet ve müsavat sağlanmaya başlıyor. Ki 17 Aralık tarihinde de tamamen e, meclisin açılmasıyla birlikte 17 Aralık 1908 tarihinde iddiat ve terakkinin biz bir denetleme iktidarına geldiğini görüyoruz. Ki ne zamana kadar? 23 Ocak 1913 senesindeki Babali baskınına kadar. Şimdi dediğim gibi iddiat ve terakki ikinci meşrutiyet zamanında aslında küçük bir örgüt destek aldığı, daha doğrusu gizlenmek için kullandığı bazı yapılanmalar söz konusu. Fakat ikinci meşrutiyetin son gününde e, İttihat ve Terakki'nin Abdülhamit'e karşı, Abdülhamit'in hafiyelerine karşı yaklaşık 2000 tane silahlı fedaisini sahaya sürdüğünü ve bunların da bir yıldırı politikası geliştirerek meşrutiyete giden süreci açtığını görüyoruz. Ve 1909 senesinden itibaren e, İttihat ve Terakki, o Az olan üye sayısını konuşmanın başına dediğim gibi 900 bine çıkartıyor ve faaliyetlerine devam ediyor. Özgürlük geldi mi? Evet, görece olarak geldi. Birçok dernek açıldı, dernekleşmenin e, önü açıldı. Bunun dışında e, çok önemli bir ayrıntıdır. Genel olarak 1910'dan sonra iddia ve terakkinin de baskısıyla genel olarak e, Türkçe dersin okutulması zorunlu hale getirildi. E, bunun dışında yine iddiaçın ileride ortaya atacakları milli kütüphane, milli musiki gibi terimlerin tanımlamanın üzerinde duruldu. Fakat İttihat ve Terakki'nin yine biz bu süre zaafında tam olarak iktidara gelemediğini görmekteyiz. Neden? Çünkü öncelikle 1911 senesinde bir Tabuz Kap Savaşı çıkıyor ki Tabuz Kap Savaşı önemli. Çünkü 1911 senesindeki Tabuz Savaşı bizim cumhuriyeti ilan edeceğimiz tarihe kadar Osmanlı ülkesinin o savaş silsilesinin ilkini oluşturmakta. Çünkü Osmanlı 1911 senesinden dediğim gibi cumhuriyeti ilan edildiği tarihe kadar sürekli bir savaş içerisindeydi ve İttihat ve Terakki üyesi insanlar da ki başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Enver Paşa Kurşubaşı Eşref, Yakup Cemil gibi önemli simava olmak üzere 50 kişilik bir ekip ilk aşamada toplanıp tabuz e, Trabuz gidiyor ve tabuz Kap'ta bir gerilla savaşı uygulamaya başlıyor İtalyanlara karşı. Tabii ki de bu savaş boyunca biz Enver Paşa'nın e, büyük başağı elde ettiğini, özellikle Bingazi ve Derne bölgesi İtalyanları çok uzun süre boyunca hat üzerine tutup sınırlandırdığını ve oradaki Araplardan milis kuvvetler oluşturarak İtalyanlara karşı koyduğunu görüyoruz. Ne zamana kadar aslında baktığımız zaman 16 Temmuz 1912 tarihine kadar. Şimdi şöyle bir şey var. Ee, bir gün öncesinden aslında, Mecliste yapılan bir güven oylaması ile birlikte İttihat ve Terakki'nin desteklediği, hatta İttihatçı hükümet diyebileceğimiz Sayit Paşa hükümeti 194 adet güven oyu almasına rağmen, havas Zabitan grubu tarafından düşürülüyor. Yani bizim baktığımız zaman bizim bu e, aslında. O 12 Eylül'lere kadar uzanacak süreçte Türk ordusunun bir şekilde yönetime müdahale etme durumunun aslında modern anlamda Kuleli vakasından sonra ilk defa Havaskar Zabitan grubu tarafından yapıldığını görmekteyiz biz. Aslında bu da bizim yakın tarihimizde verilen ilk muhtıra. Çünkü Havaskar Zabitan grubu güven oyu almış olan iddiat ve terakki hükümetini düşürüyor. Hayri Menteşe Bey'e de bir mektup yazarak onun da meclis başkanlığından istifa etmesini sağlıyor. Ve 4 Ağustos 1912 senesinde iddiatçıların açtırdıkları, ikinci meşrutiyetle birlikte açtırdıkları meclisi, havas zabiten grubu, iddiat ve terakkiye karşı olan grubu feshettiriyor ve kapattırıyor. Biz bundan sonra yaklaşık yanılmıyorsam 3 ay sonra 1. Balkan Savaşı'nın patlak verdiğini ve e, Gazi Paşa'dan sonra da Kamil Paşa ile birlikte gittikçe sıkıntılı bir dönemle birlikte Osmanlı çok büyük toprak kayıpları ile birlikte Edirne'ye kadar, Çatarca'ya kadar çekildiklerini görüyoruz. Tabii ki de bu İttihat ve Tevakki'nin zamanında olan bir olay değildi. Bu gerçekleştirdiği zaman İttihat ve Tevakki zorla bir darbeyle hükümetten düşürülmüştü. Ve İttihat ve Tevakki'nin asıl gücü elinde bulunduğu asker kliği, asker tarafı da Trabuzkap'ta e, toprak savunmakla meşgullü. Tabii ki bu olayla birlikte e, iddiaçılar gelerek e, bizim tarihimize geçecek olan 23 Ocak 1913 senesindeki Babali İhtilali'ni, Babali baskınını hazırlıyorlar. Ki bunun başka sebepleri de var. Güven oyu avan bir hükümetin düşürülmesinin yanısı sıra e, özellikle İttihat ve Tevakki'nin merkezi umumisinin kapatılması ki bu merkezi umumi Cağaloğlu'ndaydı. Geçen gün tamamen yıkıldı. Yaklaşık bir sene önce tamamen yıkıldı, otopark yapılmıştı o merkez Umumi. Ovan'ın kapatılması, daha sonra İttihat ve Terakki mensubu olan 60'a yakın kişinin gözaltına alınması ve bunların öldürülmek istenmesi ve bunun dışında İttihat ve Terakki'nin yayın organı olan Talin gazetesinin de kapatılması ve güven oyu almış bir İttihat ve Terakki hükümetin düşülmesinin akabinde Emin Beşen'in evinde yapılan bir toplantı sonucunda 23 Ocak 1913 senesinde Enver Paşa'nın başını çektiği bir klik ee, Bağbaali baskınını gerçekleştiriyor, Bağbaali ihtilalini gerçekleştiriyor. Harbiye Nazırı o baskın sırasında öldürülüyor ee, ve bunun akabinde Kamil Paşa o dönemki e, Sadrazam istifaya zorlanıyor ve İttihat ve Terakki Mahmud Şevket Paşa'yı Sadrazam olarak getiriyor. Tabi yine biz İttihat ve Terakki'nin yüzde yüz bir şekilde hükümeti e, ele geçirdiğine tanık olamıyoruz çünkü Mahmud Şevket Paşa da İttihatçı değildi, İttihat ve Terakki'ye yakındı fakat İttihatçı değildi. Ve kendisinin de Haziran tarihinde, aynı senenin Haziran tarihinde suikast sonucu öldürülmesinin akabinde biz İttihat ve Terakki'nin tam manasıyla iktidara geldiğini görmekteyiz. Tabii ki de İttihat ve Terakki hemen bir olduğu e, modernleştirme çabasına giriyor. Başta avaylı subaylar olmak üzere e, birçok kişiyi tasfiye ediyor, olduğu gençleştiriyor. Bunun akabinde e, olduğunun silah edvantevini geliştiriyor. Birçok yenilik yapıyor. 1914 senesinde kapitülasyonların bir çoğu kaldırılıyor ve buna ne daha milli bir burjuvazi yaratma maksadı güdülüyor ve bu açıdan milli bir politika geliştirmek devam ediyor. Fakat dediğim gibi İttihat ve Terakki'nin iktidarda normal bir şekilde kalması çok kısa bir süre. Ee, Biliyorsunuz İttihat ve Terakki e, bir savaş partisidir. Çünkü savaş partisine dönüşüyor. Ve 1918 senesine kadar İttihat ve Terakki'nin biz e, ülkeyi savaş partisi olarak yönettiğini görmekteyiz ki Rus limanlarının bombalanmasının akabinde akabinde Osmanlı Devleti bir savaşa girdi. Bu süre zarfında başarılar kazandık. Başta Kafkas İslam Oldusu olmak üzere, Çanakkale Muhabelevi olmak üzere, Kut Zaferi olmak üzere birçok savaş kazandık. Fakat e, bu savaşta İttihat ve Terakki'nin e, başını çektiği Osmanlı Devleti, kaybediyor ve bunun akabinde de e, iddat ve tevakkinin özellikle Elmeni tehçivine e, bir şekilde imza atmış olan 8 liderinin 1 Kasım 2 Kasım'a bağlayan gece ülkeyi terk edip Kırım'a gittiklerini görmekteyiz. Tabii ki de, bunun hemen akabinde 5 Kasım 1918 18 senesinde İttihat ve Terakki'de son kongresini gerçekleştirip İttihat ve Terakki'nin feshedilmesi kararı çıkıyor ve İttihat ve Terakki feshediliyor. Tabii ki İttihat ve Terakki'nin tamamen tarih sahnesinden çekilmesi onun üyelerinin de çekilmesi manasına gelmiyor. Ki Enver Paşa kendisi Odessa'ya gittikten sonra orada diğer 7 İttihatçı liderden ayrılıp biliyorsunuz ilk başta Bakü'deki bir kurultaya katılıyor daha sonra... Mustafa Kemal Atatürk'le bir mektup başması var ve en sonunda Eylül 1921 senesinde Ruslara bir ultimatum verip Türkistan'a giderek orada Kolbaşı diye adlandırılan Türkistan Milli Mücadelesi'ne katılıyor ve orada 4 Ağustos 1922 tarihinde şehit düşüyor. Tarat ve Cemal Paşa var da vaka kendileri Ermeni komitacı tarafından ki Cemal Paşa aslında Rus istihbarat örgütü Çeka tarafından öldürülmüştür. Kendisi Tiflis'te, Tarat Paşa da Berlin'de Ermeni bir Sogamon Tahliryan isimli bir teröristin saldırısı sonucunda şehit ediliyor. Tabii ki biz İttihat ve terakkinin diğer liderlerinden başka ülkede kalan liderlerin ilk aşamada mücadele devam ettiğini de görmekteyiz. E, milli mücadelede kurulan ilk e, diveniş örgütlerinden biri olan Karakol Cemiyeti'nin kurucusu İttihatçı vardır. Kara Kemal'di, Kara Beydi. Bey'dir. İkisi de İttihatçıdır. Bunun dışında milli mücadelede istihbarat faaliyetleri yürümek ve Anadolu'ya silah kaçırmak maksadıyla kurulan e, Mimim grubunun da biz e, liderlerini yine teşkilatı mahsusu üyeleri olduğunu görmekteyiz. Ve İttihat ve Terakki'nin 1918'den 1920'ye kadar kongre iktidarları dönemi diye adlandırdığımız dönemde yapılan 30'a yakın kongrenin de neredeyse tamamını yeni İttihat ve Terakki üyeleri tarafından gerçekleştirdiğini görmekteyiz. Yani aslında milli mücadelede İttihat'ın büyük bir çoğunluğunun faaliyet gösterdiğini biz yine belgelerden görmekteyiz. Ama İttihat ve Tevakki'nin milli mücadeleden sonra tamamen tasfiyesi 1926 yılındaki İzmir suikastı ile birlikte oluyor. Mustafa Kemal Atatürk'e karşı yapılmak istenen 3 adet, biri Ankara'da, biri Bursa'da, biri de İzmir'de olmak üzere 3 adet suikastın aldığından İzmir suikastının e, yapılmak istenilen günde e, Oteli'nde yerleşen eski komitacı iddiatçı var. Bir şekilde yakalanıyorlar. Aslında yine kendi aralarından givitli şefkinin ihbarı sonucunda yakalanıyorlar. Ve istiklal mahkemelerinde yargılanıp kendileri idam ediliyorlar ki bir kısmı da daha doğrusu bir tanesi Kara Kemalle intihar ederek o son iddiat ve terakki neslini kapatıyor. Tabii ki de biz şu açıdan da değerlendirmemiz gerekiyor. Evet yani iddiatçı var, öldü fakat iddiatçılık ölmedi. Bunu da nereden anlıyoruz? Aslında Celal da de açıklamasından her ne kadar Demokrat Parti zamanında, iktidara gelmiş olsa bile partisinin hala iddiat ve tevakki olduğunu söyleyen ve bu uğurda devam eden bir kişi. Bu kadar benim anlatacaklarım. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Merhabalar, ben Oğuz Yücel çalıştığım konuyu da dinlemek bir başka oluyormuş bu arada. Teşekkür ederim kardeşim. Ee, benim sorum biraz güncel de olacak. Malum sen de karşılaşmışsındır. İttihat terakkinin geçirdiği evrelerin malum bugünkü hükümetin de geçirdiği konuşuluyor bazı akademik çevrelerde. Ben buna pek katılmasam da e, sen ne düşünüyorsun bu konuda? Bu birincisi. İkincisi. Ne, ne bir daha ne demişlerdi anlayamadım. Ee, bugünkü hükümetin iddia Terakki'nin geçirdiği evet. evreleri geçirdiğini söyleyen analizler falan evet. konuşuyorlar da evet. hocalarımız hem de buna yönelik okumalar da e, ya da yazılar da vardı. Hı -hı. Sen bu konuda ne düşünüyorsun? İkincisi Enver Paşa'nın e, Türkistan'a gitmesi meselesinde Enver Paşa'yı sağcılar, Turancı bir kısım e, İslamcı diye şey yapıyor. Gerçi ben anti emperyalist diye şey yapıyorum. Eee bir kategoriye sokacaksak oraya sokuyorum. Sen e, bu konuda ne düşünüyorsun? E, şunu söylemek istiyorum. E, İttihat ve terakki ilk soruna cevap olsun diye soruyorum. İttihat ve terakki müthiş bir oligarşidir. Hani bu gerçekten tartışmaya kapalı. Ne kadar şey yapsalar dahi hüviyeti getireceğiz o hüviyeti getireceğiz deseler bile gerçekten oligarşinin görebileceği en tepe noktadı bu. E, ben bugünkü hükümetin bu soğuduğun soğuğu katılmıyorum onu söyleyenlere. Çünkü günümüz şartlarıyla geçmiş şartları aynı değil. İttihat ve terakki dediğim gibi bir e, ee, ihtilal örgütü olarak ortaya çıkan, silahlı bir direniş gösteren e, ve çoğu asker olan bir örgüt. Sivillerin en azından 1902'den sonrasında pek Talat Paşa dışında hakim olduklarını çok göremiyoruz Kara Kemal ve Talat Paşa dışında. O yüzden hani günümüz hükümetinin bir siyasi parti olarak ortaya çıkıp, bir seçim kazanıp 2002 senesinde, bir seçim kazanıp 3 Kasım 2002'de ve günümüze kadar ilerleyen süreçte e, seçimlerle bir eve geliyor ve bu süreçte iddiat ve terakkinin geçirdiği evvelerle ben katılmıyorum açıkçası ki aslında bir siyasi örgüt olarak değerlendirebilirsek ki onda da yine aynı sonuca çıkarız. Çünkü çok farklı yapılanmalar. Ee, e, i̇kinci soruna e, cevap verirsek, Enver Paşa'nın bu emperyalizmle ilgili şöyle bir sözü var. Enver Paşa bir ara komünist oluyor. Evet, açık açık komünist oluyor. yani Çekiç Ovaklı bir Türk bayrağı çiziyor. Fakat e, daha sonra şöyle bir sözü var. Biz e, Rus emperyalizmini yenmeden İngiliz emperyalizme başa çıkamayız diyor. Aslında evet doğru bir hani anti emperyalist bir kişiliği var. Evet. Fakat hani günümüzdeki İslamcı kesimin e özellikle Enver Paşa'yı İslamcı olarak yaftalaması tamamen saçmadık. Hani böyle bir şey yok. Sadece tek bir belgeye bakarak bunu açıklayamayız. Çünkü Enver Paşa'nın bugün bugün dahi sansuru uğramış Trabuskap mektuplarına baktığımız zaman sürekli Uğur Türkistan diye bahseder Türk coğrafyasından. Hani ki o zaman 1911 daha genç yaşında bunu bahsediyor. O yüzden son zamanlarda ortaya çıkan o İslamcı şeklinde tabirler yanlış ki günümüz İslamcılığıyla o zamanki İslamcı da çok farklı şeyler. Ki İttihat ve Terakki'nin çok şey bir kuralı var. Mesela bahsettiğim Ahmet Rıza pozitivisttir, dini inancı zayıftır. Net bir dini inancı yoktu. Fakat kendisi İttihat ve Terakki halis bir Türk ve Müslüman cemiyeti diye bahseder o İttihat ve Terakki'den. Ve kendisi çok gayiptir, 1914 diye 1914 senesinden itibaren namaz kılmıyor diye yaftalanan bir insan İttihat ve Terakki içerisinde. O yüzden de bunu İslamcı olarak algılayamayız. O, zamanki toplum yapısı çünkü çok farklı, günümüzdeki çok farklı. ama Enver Paşa'nın siyasi gövüş babından değerlendirirsek aslında genel olarak o şartta neyi gerektiriyorsa onu yapan bir insan. İttihat ve Tevakki'nin bütün üyeleri makyabalistir. Tamamı. O şatta neyi gerektiriyorsa onu gerçekleştirirler. Teşekkürler sorun için.